Youtube kanalımdan herkese selamlar ben Enes Yeni bir videoyla daha birlikteyiz Bu videoda sizlerle birlikte Oyun deneyimini çok daha uç noktalara taşıyan Çok özel bir pakete yakından bakıyoruz Philips Hue Gamer Pack Adlı bir paket oluşturmuş ancak Bu paketler farklı farklı olacak şekilde Karşımıza çıkıyor Benim bu videoda sizlere anlatacağım paket Pro PC Gamer olarak geçiyor Pro oyuncuları hedefleyen, bilgisayar oyuncularını hedefleyen bir sistem Şimdi lisasız gelin bu sistemin detaylarına Yakından bakalım En başta söylemem gereken şeyler var. Kurmuş olduğum bu sistem oyun deneyimimi çok ciddi şekilde yukarılara taşıdı. Özellikle 49 inçlik bir monitörle birlikte kullandım. Bu paket senkron bir şekilde görüntü ışıkları yansıdan dolayı çok keyifli vakitler geçirdim. Özellikle de özelleşmeler izin veren bu sistem kesinlikle herkesin hoşuna gidebilecek bir sistem. Eğer sizler de oyun deneyiminizi yukarılara taşımak istiyorsanız bu videoda anlatacağım sistem tam olarak sizlere hitap ediyor. En başta da söylemiştim yeniden belirteceğim. Bana gelen paket Pro PC Gamer olarak geçiyor. Paketlerin farklı versiyonları bulunuyor. Hem konsol oyunculuğu için hem farklı monitör çözümleri için farklı paketler sizlerin karşısına çıkabilir. Benim anlatacağım paket Pro PC Gamer olarak geçiyor. Ve bu paketin içerisinde de 3 farklı bizleri karşılıyor. Hangi ürünlerimiz var? Her şeyin başı tabii ki Hı Biriç ile başlıyoruz. Hı Biriç olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi. Çünkü bu ürün sayesinde ışıklarımızı kontrol edebiliyoruz. Bağlantılarımızı yapabiliyoruz. 50 adete kadar ışığı bizler birice bağlayabiliyoruz. Ve 12 adete kadar da aksesuarı bu ürüne ekleyebiliyoruz. Bunun da yanı sıra Amazon Alexa, Google Asistan, Apple HomeKit gibi destekleri sunabilmesinin ötürü ben Bridge'in çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu sistemde de Bridge bizlerin karşısına çıkıyor çünkü ışıkları Bridge sayesinde bağlayabileceğiz. Paket içerisindeki ışıkları gecik olursak burada iki adet ışık görürüz. İlk ışığımız ışık barı olarak geçiyor. Tam ismini sizler şu an ekranda görüyorsunuz. Bu ışık barı sayesinde monitörümü o 49 inçlik genel kısmını çok güzel bir şekilde ışıklandırdım. Detaylarından birazdan sizlere bahsedeceğim. Işık barı çok güzel bir şekilde çalışıyor. Tek kelimeyle bayıldığımı söyleyebilirim. Ve gelecek olursak ikinci ışıktan basmak istiyorum. LED şerit ışığı bizler burada görüyoruz. Monitörüm 49 inç büyüklüğünde olduğu için bu sistem tam olarak benim ihtiyaçlarımı karşılayabildi. Yani bazı kullanıcılar 32-34 inçlik monitörlerle birlikte kullanım yaptıklarında bu LED ışık başlı başına da yeterli olabilir. Sizler orada bir işle beraber kullandığınızda görüntüyü aktarabilirsiniz. Ancak benim sistemim 49 inçlik büyüklüğünde olduğu için yani monitörüm bu tek başına yeterli değil. Çünkü içeriğin üzerine baktığımızda bizler 32-34 sil görüyoruz. İşte bu ışık barı yardımıyla birlikte de 49 inçlik monitörle de sorunsuz bir şekilde bu sistemi kullanabiliyorum. Ve Pro PC Gamer paketinin kutu içi de genel olarak bu şekilde üç farklı ürün görüyoruz. Biricimiz var, led ışık şeridimiz var ve tüp bar ışığımız var. Enes iyi, hoş, güzel anlatıyorsun dediğinizi duyar gibiyim. Bizler bunu satın aldığımızda nasıl bilgisayarımıza bağlayacağız? Bundan sizlere basmak istiyorum. İlk olarak birici modemize bağlamanız gerekiyor. Kurulum zaten oldukça basit. Ethernet kablosuyla bağlantıyı gerçekleştiriyoruz. Sonrasında da mobil uygulamayı kullanacağız ama ondan birazdan bahsedeceğim. Işık barına geldiğimizde ise ışık barını istersek duvara sabitleyebiliyoruz. Ürünün kutunun içerisinde bununla alakalı bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Benim kullanacağım sistemde monitörün alt kısmında yer alacağı için herhangi bir şekilde sabitleme yapmadan direkt olarak ışığı oraya koydum. Masada zaten sabit bir şekilde durduğu için herhangi bir sabitleme işlemini gerek duymadım. Yeniden belirtmek istiyorum. Sizler ihtiyaçlarınıza göre, kullanım durumunuza göre farklı şekilde de bu ışıkları kullanabilirsiniz. Benim sistemimde bu ışıklar bu şekilde kullanıldı. En güzel görüntüyü bu şekilde elde edebildim. Sonrasında LED şeride geliyoruz. LED şerit ışık 32-34 inç olan monitörler için geliştirilmiş dediğim gibi. Ben olabildiğince en iyi deneyimi elde edebilmek adına Ekranda görmüş olduğunuz bu yerleşimi yapabildim. Eğer siz 32-34 inçlik bir monitöre sahipseniz zaten bu ürünün kutusundan çıkan kullanım kılavuzunda santimetre santimetre neler yapmanız gerektiği yazıyor. Size uygun yerlere bracketleri yerleştirdiğinizde ve ışığı taktığınızda sorunsuz bir deneyim elde edebiliyorsunuz. Ve sonrasında yapmanız gereken şey çok basit. ışıkları yerine sabitleyeceksiniz. Bir bu sabitleme sonrası ürünün mobil uygulamasına geçiyoruz. Buradan mobil uygulamadan kontrolleri yapacağız. Mobil uygulamayı istersek Play Store'dan, istersek de App Store'dan indirebiliyoruz. Herhangi bir şekilde zorluk burada karşımıza çıkmıyor. Ve yapmamız gereken şey çok basit. Burada adımları uygulamak. Philips'in kendi uygulaması zaten burada sizleri yönlendiriyor. Bir üzerinden bir kere tıklama yaptıktan sonra ışıklarınızı birbirine eşleyebiliyorsunuz. Bu açıdan bakıldığında kurulumun oldukça basit ve kolay olduğunu yeniden vurgulamış olayım. Evet uygulamada ışıkları gördünüz ancak ışıkları görmekle birlikte işlem bitmiyor. Işıkları ayarlamanız gerekiyor. Bakın bir oda oluşturacaksınız. Bu ışıklar bir odada yer aldığı için bu odadaki ışık konumlarını sizlerin ayarlaması gerekecek. Işık ayarlaması çok önemli. Çünkü görüntü sekron bir şekilde çalıştığı için Tam görüntüyü, tam iyi deneyimi elde edebilmek adına burada düzgün bir ayarlama yapmanız gerekiyor. Bakın benim dediğim gibi ışık barım alt kısımda yer alıyor. Ben uygulama üzerinden girdim. Işık barını üstteki led şerinin daha altına konumlandırdım. Bu sayede tam olarak görüntüyü elde edebildim. Sizler de kendi sisteminizde yapmış olduğunuz konumlandırmaya göre burada ayarlama yapmanız gerekiyor. Burası en önemli kısımlardan bir tanesi. Burayı kaçırırsanız genel olarak tüketimlerde pek mutlu deneyimler yaşamayabilirsiniz. Çünkü tam olarak görüntü eşlendiğinde sizin baktığınız yerdeki kırmızı belki mavi olabilir. Çünkü sizler tam olarak eşlemeyi yapamayabilirsiniz. Ondan dolayı diyorum buradaki ayarları yapmak fazlasıyla önemli. Bundan dolayı da fazlasıyla vurguladım. Bu ışık ayarlamasından sonra yapmanız gereken ufak bir şey daha bulunuyor. Bilgisayar Who Sync uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Bu uygulama sayesinde görüntü işlemesini yapabileceğiz ve farklı ayarları özelleştirebileceğiz. Uygulama giriş yaptığımızda sade bir arayüzle karşılaşıyoruz. Buradan hem görünümü kontrol edebiliyoruz hem de farklı renk modlarını Ayarlayabiliyoruz Oyun, müzik, video izleme için Sekron ayarlarını bizler buradan yapacağız Oyun ara tabi oyun modunu kullanmanız gerekecek Hassasiyet seviyesi buradan seçiliyor Ben gün olarak kullanılır Ekstrem modunda yaptım Ekstrem modunu seçtiğinizde ışıklar daha hassas hale geliyor Yani en ufak bir ışık sıçramasında Bile sizler o ışığı görebiliyorsunuz Orada kendi ihtiyacınıza göre ayarlamayı yapabilirsiniz. Bu basmış olduğum şey video moduna da geçerli. Aynı ayarları orada da kontrol edebiliyorsunuz. Dediğim gibi ihtiyacınız göre burayı özelleştirebilirsiniz. Müzik kısmında ise karşımıza renk paletleri çıkıyor. Buradan isterseniz oradaki renk paletlerini kullanabilirsiniz. İsterseniz de farklı renk paletlerini sizler kendiniz oluşturup bilgisayara uygulamaya kaydedebiliyorsunuz. Kendi renk paletlerinizi de müzik modunu kullanabilirsiniz. Müzik modu çok keyifli olmuş. Neden diyeceksiniz? Çok hassas bir şekilde çalışıyor ve yüksek çözünürlüklü müzik dinlediğinizde ışıkların hassasiyetinin ne kadar iyi olduğunu anlıyorsunuz. Bu da deneyimi tabii ki çok daha yukarıları taşıyan detaylardan bir tanesi. Bu bahsetmiş olduğum sistemi iyi hale getiren şeylerden bir tanesi tabii şüphesiz ki ışıkların performansı Teknik özellikleri, özelleşim yapabildiğiniz için mesela tüp üzerinden farklı farklı renkler Elde de biliyorsunuz bu led içinde geçerli bir durum. Zaten görüntüyü yansıtma kısmında gerçekçi görüntüyü vermesi için farklı farklı renkleri bünyelerinde barındırmaları gerekiyor. Zaten ışıkların en iyi olduğu yanlardan bir tanesi. Şüphesiz ki burası eşinik detayı fazla önemli sekron bir şekilde çalışıyor. Burada deneyimi hale getiren bir şey var. Bundan bahsetmek istiyorum. Bu ışıklar parlak ve renkli. Bakın ışıkları kendi içlerinde ayıran kısım burası. Sizler çok daha uygun fiyata led şerit ışık alabilirsiniz. Bu tarz bir bar ışık alabilirsiniz ama bu ışık ne kadar parlak, ne kadar renk sizlere gösterebiliyor? İşte Philips'in en büyük avantajlarından bir tanesi. Hem parlak, hem de canlı renkleri sizlere gösterebiliyor ki ışıklarla alakalı teknik detayları sizler şu an ekranda görüyorsunuz. Işıkların teknik detayları gerçekten fasıl iyi. Genel kullanım yaptığınızda çok canlı ve parlak bir deneyim sizleri bekliyor. Evet kurulum kısmı genel olarak bu şekilde. Şimdi sıra neye geldi biliyor musunuz? Deneyim kısmına geldi. Ben uzun zamandır Philips'in bu görmüş olduğunuz 49 inçlik monitörünü kullanıyorum. Bu monitörle birlikte uzun zamanda da keyifli vakitler geçirebiliyorum. Ancak bu yeni gelen ışıklarla birlikte keyfim çok daha yukarılara taşındı. Çünkü bu paket sayesinde ışıkların daha geniş bir alana yansıması çok daha büyük bir alanda oyunu oynuyormuşum gibi hissetmemizi sağlıyor. Zaten monitörün büyük 49 inç büyüklüğünde ve bu ışıklandırma sistemi birlikte de odanın genelinde sanki oyun oynuyormuşum hissiyatını elde edebiliyorum. E bu da tabii ki oyun deneyimini çok daha yukarı taşıyan detaylardan bir tanesi. Zaten biz oyuncuların istediği şeylerden biri de kesinlikle bu. Özellikle hikayeli oyunlarda ve Forza Horizon 5 gibi arcade hareketli oyunlarda ışıkların tepkimesi, anlık görüntüler veriyor olması böyle aşırı bir şekilde oyuna adapte olmanızı, içerisine dahil olmanızı sağlıyor. Ben şunu söyleyeceğim sizlere yani kesinlikle genel özetim şu olsun. Bu oyunlar geldiğinden beri bilgisayarda çok daha fazla oyun oynamaya başladım. Evet hevesim aldım bu bir gerçek. Ancak genel bütüne baktığımızda bir film izlediğimde, bir oyun oynadığımda çok daha yoğun bir şekilde oyunu hissetmemi sağladı. Fazlili övdüm, övümü nedeni ne? sizler zaten görmüşsünüz detaylardan Anlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ve buna da ek olacak şekilde video izlemesinde de bu sistem kullanılıyor. Hüseyin Uygulamasında zaten biz daha de bu detayı görmüştük. Tabi monitörüm 32.9 oranında olduğu için e, o formatta videolar bulmak pek mümkün değil ama videolar bulduğunuzda da çok keyifli vakitler dediğim gibi geçirebiliyorsunuz. Ben genel olarak film ve dizi izlemeden de monitörü kullanmıyorum. Ondan dolayı video modunda pek yoğun bir şekilde kullandığımı söyleyemem. Genel olarak bu tarz kullanılır mı? Televizyonda yapıyorum. Ve eğer sizler çok fazla müzik dinliyorsanız genel odanızı küçük bir diskoya çevirebiliyorsunuz. Ses algılamasındaki hassasiyeti sayesinde tamamıyla ambiyansı sizlere yansıtabiliyor. Bu açıdan bakıldığında ben Pro PC Gamer paketinin herkese hitap edebilecek bir paketi olduğunu düşünüyorum. enes eski güzel anlattım PC tarafında bizzat bu deneyimi elde edebiliyoruz ama biz konsol oyuncusuz. Konsol tarafında böyle bir deneyim bizleri bekliyor mu? Evet sizleri böyle bir deneyim bekliyor. Neden diyeceksiniz? Çünkü Philips'in bununla alakalı farklı bir paketi bulunuyor. Sizler o paketi satın alıp bu deneyimi de yaşayabiliyorsunuz. Eğer bu deneyimi sizden anlatmamı isterseniz yorumlar kısmında bu isminizi bana belirtin. Ben de Philips'e görüşüp daha sonrası sizlere bununla alakalı bir videoda çekebilirim. Çünkü PlayStation 5'im var, televizyon da var. Bir sistemle kurup daha sonrasında bununla alakalı deneyimlerimi dediğim gibi sizlere anlatabilirim. Evet ürünlerle alakalı anlatacaklarım genel olarak bu şekilde. Şimdi sizleri bazı detaylarla baş başa bırakacağım. Farklı modlarda nasıl görüntüler elde edebilirsiniz? Bunları sizlere teker teker göstermek adına burada kısa kısa görüntüler aldım. Şimdi isterseniz bu görüntüleri bir yakından bakalım. Evet, sizler detay görüntüleri gördünüz, neler ne düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Şimdi sıra geldi fiyat kısmına. Ürünün güncel linkini açıklama ve yorumlar kısmında bırakıyorum. O linke tıklayarak ürünün güncel fiyatına ulaşabilirsiniz. Mobil uygulamayı da unuttum, sanmayın burası da çok işlevli. Geçen dakikalarda bahsettiğim gibi uygulama oldukça sade ve kullanışlı. Işıklarla ilgili ayarları buradan da yapabiliyoruz. Renk gözelleşimleri ve görünüm galerisi mobil uygulamadan da kontrol edilebiliyor. Ayarladığınız görünümleri kaydedebiliyorsunuz. Mum ve şömine gibi efektlerimiz de var. Bu efektleri kullandığınızda ortam çok daha sıcak hale geliyor. Özel anlarda kullanabilir diye düşünüyorum. Bunları da olacak şekilde ışıkları ses listeleri üzerinden kontrol edebiliyoruz. Akıllı ürünlerimiz bunlar çünkü. Siri, Amazon Alexa ve Google Assistant destekleri buradan ayarlanabiliyor. Işıkların açılmasını istemiş olduğunuz rengi kadar her şeyi özelleşebiliyorsunuz. Hey Siri tüm ışıkları mor yap dediğinizde Siri sizler için tüm ışıkları mor hale getirebiliyor. Bu kaydetmiş olduğunuz görünümler içinde de geçerli bir detay haberiniz olsun. Ve ufak bekleme yapmak istiyorum. Apple cihazlar için kesimi ve Apple Watch desteği de bulunuyor. Apple Watch üzerinden de ışıkları sizler kontrol edebiliyorsunuz. Ve ek olacak şekilde otomasyonda başlayabiliyorsunuz. Farklı seçenekler mevcut özellikle ışık yardımı uyan kısmı kış aylarında güneşin geç doğduğu zamanlarda uyanmayı büyük yardımcı oluyor. Ben mobil uygulamanın oldukça kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Mobil uygulamada genel olarak işte bu şekilde. Bu arada sizlere Pro PC Gamer paketini anlatmış oldum. Deneyimlerim genel olarak bu şekildeydi. Eğer bu video sizin hoşuna gittiyse videoyu beğenebilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Destekleriniz benim için çok önemli diyorum. Ve videoyu sonlandırıyorum. Başka yollar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.